Merhabalar çok değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün size engelliler için sağlanan maddi ve sosyal yardımlardan bahsedeceğim inşallah. Evet, engellilere verilen maaşlar ve düzenli yardımlar. Birincisi engelli aylığı bağlanması. İkincisi muhtaç aylığı bağlanması. Üçüncüsü evde bakım ücretinin verilmesi. Yani evde bakım aylığı diye geçiyor. Ve diğer bir şey engelliler için vergi indirimleri ve muafiyetleri. Gelir vergisinde engelli indirimi, ÖTV muafiyeti, bu ÖTV muafiyetinin içerisinde araç alımındaki ÖTV muafiyeti, özel araç ve gereçlerdeki KDV muafiyeti, motorlu taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, konutlarda emlak vergisi muafiyeti, ithal edilen araç ve gereçlerde gümrük vergisi muafiyeti. Diğer bir konumuz engelliler için kamu kurumları tarafından sağlanan indirim ve haklar. Engelli kimlik kartı hakkı, belediye engelli indirimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı engelli yardımları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları engelli indirimi, Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK engelli hakları, devlet tiyatroları engelli indirimi, müze ve öğren yerlerine girişte engelli indirimi, milli parklar, tabiat koruma alanları ve tabiat parklarına girişte engelli indirimi. Ve engelliler için özel şirketler tarafından sağlanan indirim ve haklar da var. Bunlar ise şehirler arası otobüs şirketlerinde engelli indirimi ve Türk Hava Yolları engelli indirimi. Ve engelli kardeşlerimizin telekomünikasyon engelli indirimleri de var. Bu Türk Telekom engelli indirimi yani sosyal tarifelerde sağlanıyor. İkincisi internet tarifeleri engelli indirimi. Ve engelli kardeşlerimizin engellilerin istihdamına yönelik hakları da var. Bunlar Devlet Personel Bakanlığı engelli memur alımları, özel sektör ve devlet kurumlarına engelli personel alımları. Bir diğeri ise engellilerin eğitimine yönelik haklar. Bu haklar özel eğitim hakları, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ÖSYM sınavlarında engelliler için sağlanan birçok kolaylıklar var. Kolaylık hakları da var. Şimdi ben bu videomda bunları kısaca başlıklar halinde anlatmaya çalıştım. İnşallah bir diğer videomda ise bir diğer paylaşımımızda bunların ana ayrıntılarını ana haklarıyla inşallah ele alacağım. İnşallah kaygılı ve katkılı olmuştur. Tekrar bir de sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.